İstanbul Sultan Gazi'de kontrolden çıkan bir otobüs tarlaya daldı. Mahsulleri ezilen aile bayram sabahına şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla uyandı. Bayram sabahı bizi buldu, bahçeye daldı otobüs. Bu gürültüyle, bağırtıyla tarlaya girdik. Girdim, araba burada. Baklası, bezellesi, pırasası, kıvırcığı, soğanı, her şeyi vardı. Sultan Gazi'de özel bir halk otobüsü kontrolden çıktı, tarlaya uçtu. Ekili dikili ne varsa bütün mahsulleri ezip geçti. Şu mahsulla, şu soğanları, şu rezilliklerine bak ya. Behiye teyze bayram sabahı balkonuna çıkınca, tarlada otobüsü görünce hayatının şokunu yaşadı. Yıldım kaldım oldum bir an. Biz yukarıda şurada kahvede otururken otobüsün fren sesini duyduk, bağırış sesini. Kaldırımdaki fren izleri duruyor hala. İşte o özel halk otobüsü tam da caddenin bu kısmında kontrolden çıktı, kaldırımı açtı. Freni tutmadığını söyledi bize. Diyor ki fren boşandı, yalan söylüyor. Uyukladı mı? Ne bileyim be? İşte tarlanın ortasında otobüsün tekerlek izleri var, lastik izleri var. Buraya kadar geldi. Burada daha çok pırasalar vardı, ikili olan. Hemen bu tarafta soğanlar vardı. Ne kattıysa önüne tarlayı sürdü otobüs. Kenardaki taşları tekerin altına yığmış. Kırılmayan zebzeyi de o doldurmuş, kırmış. Bir de ayrı öyle darbe. Dört tane erik vardı, can erikler de çok güzeldi biliyor musun? Onları da yıkmış yere. Geldiler, çekiciyle buradan çıkarttılar. Tarladaki zarar büyük. Binlerce liralık zararı var Behiye teyzenin. Şimdi kara kara düşünüyor. Buradan ev geçindiriyorum. Uğraşıyorum, ben de 70 yaşındayım. Bana günah değil mi kızım?